Pasur'un Sesi internet haber sitesi olarak Diyarbakır E-tipi kapalı cezaevine girdik. ...80'li yılların korkulu rüyası olarak bilinen Diyarbakır E-tipi cezaevi şimdilerde müze olma yolunda. Buralar koğuşlarmış. Yatakhaneler. Şurası da avlu. Koğuşlar sırasıyla A ve B olarak biliniyor. B13 koğuşunda duvarda ilginç yazılar mevcut. Bunlardan biri burada preze yapmak yasaktır insanlar diye. Bir diğeri ise sana illa şiir yazalım çay demlesek içmez miyiz kekon. Bir mahkum da azadi yani özgürlük yazarak üstüne bir kuş çizmiş. Burası da ayrı bir kuş. Buralar ise mahkumların kullandığı tuvalet ve banyo. Şurada banyo listesi var. Banyo listesi işte şu şekilde sıralanmış. Örneğin Pazartesi Halil, Tevfik Yunus Ersin, Meşirin Meçifçi, Salih Fahri Dayı, Harun Cemal, Ramazan Ömer. Sırasıyla gidiyor. Pazar günü sanırım boş.
Bu bölüm de cezaevinin ikinci katına çıkan bir bölüm. Merdivenler var. Evet, burası cezaevinin ikinci katı. Yine buralarda Müzeffer Ülevi tarafından tekrardan onarılıp müze haline getirilmek için hazırlanmış bir vaziyette bekliyor. Tabi burada da yine sağlı sollu koğuşlar mevcut. Bir koğuşa girelim. Sanırım bu bölümler yönetim olarak kullanılmış. Buradan sonrası hücreler olarak devam ediyor. Burası da cezaevinin D koğuşu. Burada da yine sağlı sollu koğuşlar mevcut. Yine dediğimiz gibi müze yapılacak cezaevinde boşaltılan koğuşlardan birindeyiz. Burası koğuşun avlusu. Buralarda da yaşanmışlıklar mevcut. Şimdilerde güvercinler uçuyor. B bloğun bir başka özelliği ise AK Parti milletvekili Orhan Miroğlu'nun da bu B blokta yattığı biliniyor. Buralarda işte B bloğun odaları. Yine bu en sondaki B blok. Burası da B bloğun avlusu, ancak avlu yıkılmış. Dışarısı görünüyor, biliyor. Şu an burası Diyarbakır'ın cezaevi semti olarak bilinen yeri. Burası da yine koğuşlardan biri. Girişte bir takvim var. Yıl 2022'yi gösteriyor. Buradan yine yukarıya çıkıyoruz. Burayı mahkumlar oturma ve dinlenme alanı olarak kullanıyormuş. İkinci katlar mahkumların yatak odası. Burası da bir koğuş. Burada da yine iki katlı yataklar mevcut. O dönemin zaten mahkum rengi olarak bilinen mavi nevresim ve kahverengi battaniyeler. Battaniyelerin üzerinde Ceza ve Tevkif Evi'nin, Adalet Bakanlığı'nın logoları var. Buralar dolaplar. Ve yine evet, Diyarbakır'da yayın yapan Söz Gazetesi'nin 25 Nisan 2000 22 tarihli bir gazetesi mevcut. Bu bölümde cezaevinin tek kişilik hücrelerinin bulunduğu alan. Burası da hücrelerden biri. Burada yatak varmış. Burada hücrede kalan mahkumun kullanması için tuvalet, lavabo ve banyo ihtiyacını karşılaması için yer var. Yine burada kalan mahkumlar duvarlara yazılar yazmışlar. Hücreler sırasıyla gidiyor. Burada diğer bir hücre.
Hücrelerde yine mahkumların ısına ölmesi için 6 dilimden oluşan bir petek. Kilit mekanizma sistemi. Hala anahtar üzerinde olan bir asma kilit. Diyarbakır cezaevinin hücresi de bu şekilde. Yine karşıda da aynı bu şekilde bir hücre bölümü mevcut. Burası da Beblo'a ait yine bir koğuş. Yalnız bu koğuş sanki diğerlerinden biraz daha büyük. Buranın da yine avlusu var. Lavabo, banyo ve mahkumların kullandığı dolaplar. Buranın üst katına beraber çıkalım. Burası da yine iki katlı. Merdivenler dar. Burada iki katlı ranzalar mevcut. Diğer bloklara, diğer hücrelere oranla buradaki ranzalar iki katlı. Burası da avluyu gören pencere. Tabii onlar da demir korkuluklarla kapatılmış vaziyette. Bu da eski tip bir pervane. Mahkumlar zamanında bu çalışıyorsa muhakkak ki bu pervaneyle serinliyordular. Burası da cezaevinin C bloğunun olduğu bölüm. Soldaki ilk girişte sizin de gördüğünüz üzere üst katta çok bu kişilerin kaldığı hücreler, onun altında tek kişilik hücreler, altta da koğuşlar mevcut. 80'li yıllarda yapılan işkencelerde atılan çığlıkların sesi şu an bile bu cezaevinde yankılanıyor gibi hissiyat yaratıyor insanda. Öte yandan C bloğu acılı bir geçmişi var. 80'li yıllarda işkencenin dozunun her geçen gün arttığı Diyarbakır cezaevindeki C bloğun 35 ve 36 nolu koğuşlarında kalan mahkumların aşırı işkenceye maruz kaldığı biliniyor. Bunlardan birinin 2 sene boyunca kaloriferlerin yanmadığı, sadece bir gün Temmuz ayında yakıldığı rapor edilen işkenceler arasında yer aldı. Bu bölüm ise mahkumların bir arada kaldığı toplu hücre alanları. Buralarda yine kilit sistemiyle korunmaktaymış. Yani buranın alt katı tek kişilik hücreler, üst katı ise birden fazla kişinin kaldığı hücreler olarak kullanılmış. Burası cezaevinin çatı katı olduğu için zaten görüntülerden de anlayacağınız üzere çatı katı hücreler.